Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Duydunuz mu olan biteni? Duymuşsunuzdur ama bir kez de ben söyleyeyim bir daha. Önemli mi? Evet, ben çok önem veriyorum. Zihniyet açısından çok önem veriyorum. Çünkü ülkeleri zihniyetler yönetir. Yani kişiler yönetmez ülkeleri. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Her ülkede, diyelim ki bizim gibi ülkelerde, Arap isimlerinin bolca kullanıldığı ülkelerde, milyonlarca Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin vardır, Recep vardır, Tayyip vardır, Erdoğan vardır. Ülkeyi onlar yönetmez. Onların zihniyetleri nedir? Neden? Aynı adı Recep olan başka birisi, başka bir Recep, bu Recep gibi zihniyete sahip değilse ülkeyi onun zihniyetiyle yönetmez mesela. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Hukuk, hukuk, hukuk. Öncelik hukuk ahlakı. Diyorum değil mi? Evet, bunlara neden bu kadar çok önem veriyorum? Çünkü bunlar ancak demokrasiye inanan, hukuk devleti olunması gerektiğine inanan, yargı bağımsızlığına inanan politikacıların seçimlere gidip kazanmaları sonrası zihniyetleri eğer harikaysa ki bu tarz yani bu konuda onların başarısız olma ihtimalleri yok. Neden başarısız bu kadrolar, AKP kadroları? Bu kadrolar demokrasiye inanmıyor. Bu kadrolar hukuka inanmıyor, modern hukuka inanmıyorlar. Bunların inandıkları hukuk 1400 sene önce vahiy yoluyla geldiği kabul edilen kutsal kitaptaki koşullar yani şeriat, ona inanıyorlar. Canlarım, bugün bilgisayar konusunda ya da başka konularda yani üretişim konusunda, teknoloji konusunda yeni kanunlar yapmaya kalksanız nasıl yapacaksınız peki? 1400 sene öncesinin koşullarıyla bugünkü koşullar bir mi? Efendim uydur diyorlar. Yani o günü bugüne uydur. Tamam o zaman o günü bugüne uydurmak demek harikulade bir dinde reform demek ama dinde reform dediğiniz zaman üstümüze çullanıyorlar, abanıyorlar. Bu nedenle şimdi vereceğim haber zihniyetin ne kadar berbat olduğunun kanıtıdır. Bu zihniyetlerle Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşılamaz. Hayır, bunlarla zaten ulaşmayacağız. Az zamanları kaldı. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Demokrasi ölüyor. Yarın korkusuzda anlattım. Demokrasi neden ölüyor? Trump nedeniyle Amerika'da ölmek üzereydi. Amerikalılar kurtardılar. Neden? Amerika'daki halk bizim halkımızın eğitim olarak, eğitim kalitesi olarak çok üzerinde. Demokrasiler neden ölüyor? Çünkü demokrasilerin en büyük zaafının bütün ülkelerde aslında, bütün ülkelerde cahil ve eğitimlerin sayısının, bütün ülkeler derken affedersiniz, gelişmiş ülkeleri tenzih ederim, hayır. Yani az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde fakirler, eğitimsizler, cahiller, her fakir cahildir diye bir kural yok, hayır. O ayrı bir şey. Ama çaresizlik eğitimli insanları bile bazen yoldan çıkarabiliyor. Neyse, çok olduğu için, eğitimsiz ve fakir sayısı çok aşırı fazla olduğu için o ülkelerde sokaktan gelen birileri ağzı laf yapıyorsa, eğitimi hiç önemli değil, diploması hiç önemli değil, bizim yasalarımıza göre diploma şart değil, efendim Cumhurbaşkanlığında şartmış. Orayı sokmayın, oraya girmek istemiyorum. Neyse, şart değil. Sokaktan gelen birisi bizi çok rahat ülkeyi yönetebiliyor, yönetebilir. Ay evvelden öyle tabii değer veriyorduk. Öyle. Mesela rahmetli Ecevit'in üniversite diploması yoktu ama Robert Kolej mezunuydu. Olağanüstü İngilizcesi vardı. Dünyayı çok yakından takip ediyordu. Yıllarca İngiltere'de kaldı. İngiltere Büyükelçiliğinde görevliydi falan. Yani Ecevit iyi de bir gazeteciydi. Liderlik yetenekleri vardı. Ama benim anlatmak istediğim o değil. Benim anlatmak istediğim gözünü para hırsı bürümüş, sokaktan gelmiş, fakir, fukara, hayatı yoksulluk içinde geçmiş ama birden ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı neyse olduğunda
o ülkenin, o az gelişmiş ülkenin ya da gelişmekte olan ülkenin bütün bankalarının, bütün ekonomisinin, devletin merkezi bütçesinin, belediyelerin bütçelerinin hepsinin sahibi olmuş. Nasıl? Seçimde. Sandıktan çıktığı için. Düşünebiliyor musunuz ne büyük tehlike olduğunu? Düşünebiliyor musunuz ne kadar büyük bir tehlike olduğunu? Sonra devletin gücünü arkasına alıyor ve başlıyor zenginleşmeye. O zenginleştikçe ülke geriye gidiyor. Fakirleşiyor. Sonunda da tabii ki berbat hale geliyor. Bu az gelişmiş ülkelerin ya da gelişmekte olduğu iddia eden ülkelerin bir türlü gelişmekte olmaktan gelişmiş ülke olmaya geçemeyişlerinin temel sebebi o ülkeleri yöneten politikacıların sokaktan gelmiş olmalarıdır. Yani Maduro, tır şoförü. Bitti Venezuela. Hem de petrol zengini Venezuela'yı bitirdi Maduro. Neden? Cahil, eğitimsiz, görgüsüz, kalitesiz. Ama ağzı laf yapıyor. Gösterişli bir adam. Çok rahat vaatlerde, çok rahat taahhütlerde bulunabiliyor. Olağanüstü yalan söylüyor. Oysa dürüst, gerçekten temiz, ilkeli, kaliteli, iyi yetişmiş, fakirlikten gelmiş olabilir, önemli değil. Cahil bir aileden gelmiş olabilir ama kendini yetiştirmiş. Yani merit dediğimiz. Meritler kendi kendilerini yetiştiren insanlardır. Kadın ya da erkek tabii hiç fark etmez. Elitler ise genelde zaten elit ailelerden çıkmışlardır. Günümüzde aristokrasi yok İngiltere hariç. Orada da çok az sayıda insan aristokrat. Ne var? Elitler var. Elitlerin içinde çok kötüler yok mu? Elbette var. Bakın şimdi İstanbul'da sosyete diye bir terim var. Bu magazinciler anlatıyor. İstanbul sosyetesinden falanca. Bir bakıyorum. Ya ne sosyetesi ya? Ne sosyetesi ya? Sidikli sözde eğlence dünyasının ünlüsü olarak tanınmış, acayip paralar kazanmış. Tamam mı? Ama sosyete olabilmesi için gerçekten temelinden sosyetik bir aileden gelmesi lazım. Eğitimli bir aileden gelmesi lazım. Onun geldiği ailede herkes, hemen herkes piyano, keman, gitar, ne bileyim işte yani müzik aletleri çalmalı, operalara gitmeli falan filan. Yok abi bizimkiler ya. 9-8 oynayarak gelmiş abiciğim. Kadın böyle öyle ünlü olmuş, öyle meşhur olmuş, öyle para kazanmış. Ama açıldığı zaman magazin dünyası sosyete dünyamızın ünlüsü falan diyor. Hadi lan edepsizler, terbiyesizler. Yani canlarım, elitizmi öldürdü. Kim öldürdü? Alt eğitim kültürü öldürdü. Akşam gazetesinde yazıyordum. O zamanlar medeniyetler çatışması tartışılıyor. Ünlü Huntington, dünyanın geleceği için en büyük tehlikenin medeniyetlerin çatışması olacağı konusunda bir tez ortaya atıyor. Gördüğüm kadarıyla bana göre, bakın tekrarlıyorum, bana göre, benim penceremden gördüğüme göre Huntington aslında bu medeniyetler arası çatışmanın ülkeler arasında olacağını anlatmak istiyor gibi. Ben itiraz ediyorum akşamdaki köşemde. Diyorum ki aksine çatışmalar aynı ülkelerin, yani bir ülkenin içindeki farklı kültürlerin çatışmalarından kaynaklanacak ve kıvılcım gibi ona sıçrayarak diğer ülkelere sıçrayacak. Yani asıl tehlike diyorum ülkelerin, her ülkenin kendi içindeki farklı kültürlerin tartışması ve çatışması olacak. Neden? Çünkü demokrasi giderek yozlaşıyor diyorum. Demokrasi neden yozlaşıyor? Demokraside seçimle iktidara gelmek çok güzel bir şey. Dünyanın en güzel bir şeyi tabii ki. Ama seçmenin eğitimsiz, cahil olduğu ülkelerde demokrasi insanlığın aynı zamanda katili demektir. Evet, insanlık cinayetidir. Berbat, çok tehlikelidir. Bakın az gelişmiş ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde bunu çok net ve çok anlaşılır bir şekilde görüyoruz. Değil mi canlarım? Öyle diyorum, itiraz ediyorum. Ve bugün ben, yani iddia falan değil ama bugün gördüğümde
az gelişmiş ülkelerde bilhassa yine ya da gelişmekte olan ülkelere baktığımda görüyorum ki çatışmalar devletler arası değil. Mesela Almanya ile çatışmıyoruz biz. Efendim bizim reisin Almanya'da zaman zaman Amerika ile Fransa ile İngiltere ile çatışması Türklerin de Müslümanlarını da çatıştığı anlamına gelmez. Çatışma nerede? Çatışma içeride. Çatışma içeride. Ülkeyi yönetenler, iktidar sahipleri kendilerinden önceki açgözlülerin, bakın eğitimliydiler ama açgözlüydüler, muhteristiler, hepsi benim olsun kavgasındaydılar. Bir türlü uzlaşamıyorlardı. Sürekli söylediğim ne? İletişim. Gelecek dünyasının en önemli dört kurumu diyorum. İletişim diyorum. Yardımlaşma diyorum. Uzlaşma diyorum. Paylaşma diyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a kadar gelen iktidarlar, bir de tabii koalisyon hükümetlerinin de olması sebebiyle birbirleriyle iletişim kurmak yerine sürekli kavga ettiler. Uzlaşmak yerine yine keza birbirleriyle hırlaştılar. Ne yardımlaşması? Herkes birbirinin kuyusunu kazmak için çabalıyordu. Bütün siyaset liderlerinden bahsediyorum, hepsi. Paylaşır mı? Neyi paylaşıyorlar? Zaten bir şey yoktu ki paylaşacak. Onlar sadece devleti benim olsun diye, devleti benim olsun diye elinden kolundan biri o tarafa biri o tarafa çekiyorlardı. Ünlü bir öyküdür. Biri fiziki anne, diğeri ise sonradan yani manevi anne olan ya da analık derdik biz. İki kadın arasında bir çocuğu sahiplenme davası görülüyor. Bu anlatılır Hazreti Ömer'in önüne götürülüyor. Hazreti Ömer'e iki kadın da benim oğlum diyor. Peki diyor Hazreti Ömer, bakalım şimdi hanginiz o zaman yarısını birinize yarısını birine vereceğim diyor. Çağırıyor kılıcı elinde kılıcı olan bir askerini. Yatır şu çocuğu şuraya diyor. Ortadan kes. Birini bir anneye öbürünü bir anneye ver deyince fiziki anne olmayan yani doğurmayan ama o çocuğu büyüten anne hemen atılıyor. Diyor ki yok ben çocuğun annesi değilim. Ben vazgeçtim hakkımdan diyor. Çocuk yaşasın diyor. Şimdi bakınız. Asıl anne, asıl anne nedir burada, kimdir? O çocuğun ölümüne engel olandır. Oysa çocuğu doğuran anne bu bölüşümü kabul ediyor biliyor musunuz? Evet, o kabul ediyor. Çocuğu doğurmayan ama o çocuğu yetiştiren anne kabul etmiyor. Şimdi siyasetçiler Tayyip Erdoğan dönemine, AKP dönemine kadar bu anneler gibiydiler ama ikisi de o fiziki olarak doğuran anne gibiydiler. Böl, yarısı benim yarısı onun. Ya memleket gidiyor ya. Umurlarında bile değildi. Birbirlerini yiyorlardı. Evet. Peki Tayyip Erdoğan'dan sonra ne oldu? Ya Kemal Derviş geldi. Kemal Derviş politikacı gibi yönetmedi ekonomiyi, ona teslim ettiler. Ekonomiyi politikacı gibi yönetmedi. Ekonomist gibi yönetti. İyi şeyler olurken Devlet Bahçeli diye bir adam çıktı ortaya. Siyasetin en kötüsünü yaptı. Türkiye'nin asla ve asla seçime gitmemesi gereken bir dönemde seçime gitti. Neden uydular? Siyasetçi. Siyasetçi rahmetli Ecevit kendi kişisel onuruna ve gururuna çok aşırı düşkündü. Acayip düşkündü. Yenileceğini bile bile o seçimi kaybetti. Türkiye'mizin, ülkemizin kaybedeceğini bile bile gitti o seçime. Bir önceki seçimde %22,5 oy almıştı. O seçimlerde %1,5 oy aldı. Bütün liderler kaybedeceklerini bile bile Erdoğan'ın, o kadar o zamanlar şişiriliyor ki medyada Erdoğan, neler anlatıyor neler. Bugün Erdoğan hükümeti için anlatılanları Erdoğan o gün o hükümet ve ondan önceki hükümetler için anlatıyor. Haksız mı? Yerden göğe kadar haklı. Ama bugün Erdoğan hükümetinin yaptıklarını anlatanlar da haklı. Hatta bugün Erdoğan hükümetinin yaptıklarını, hatalarını, kusurlarını anlatanlar o gün Erdoğan'ın haklı olduğundan çok daha fazla haklılar ama canlarım neye yarar? Neye yarar? Artık gitti o iş. Erdoğan hükümeti de birlik içinde, beraberlik içinde bütün kadrolar bana göre 2008-2009'a kadar iyi çalıştılar. Daha doğrusu Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı oluşuna kadar iyi çalıştılar. Abdullah Gül'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaptığı en büyük hatalardan birisi Cumhurbaşkanı seçilmesidir. Erdoğan, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına seçilmek yerine mesela o zamanlar Vecdi Bey vardı. Vecdi Gönül'dü zannediyorum. Vecdi Gönül Beyefendi Cumhurbaşkanı olsaydı
Eski müsteşarlarımızdan biriydi. Eski İçişleri Müsteşarlarındandı. Bakanlık yapmıştı. Kaliteli bir insandı. O mesela Cumhurbaşkanlığı köşküne çıksaydı hem içerideki kültürel çatışma kızışmayacaktı hem de Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül rekabetinden dolayı öyle kendi başına buyruk olamayacaktı. Ama Abdullah Gül ısrar etti. Israrın sebebi neydi? Hanımefendinin başörtülü olmasıydı. AKP milletvekillerinin pek çoğu da ve AKP'li gazetelerde, medyada efendim bu seferki Cumhurbaşkanımız Müslüman olacak. Sanki Vecdi Gönül Müslüman değildi. Eşi hanımefendi çok mütevazı bir hanımefendiydi. Ama seküler tarzda giyiniyordu. Seküler derken öyle frapan değil. Hayır. Normal, ortalama bir Türk kadını gibi giyiniyordu. Saçı açıktı. Ama öyle afrolar, tafrolar falan olan bir hanımefendi değildi. Yapmadılar canlarım. Neden? İhtirasları nedeniyle. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, halkların geleceği umurlarında bile değildi Recep Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül'ün. Biri Cumhurbaşkanlığını kapmak, ötekisi başbakanlıkta kalmak ve ülkeyi kendi aralarında paylaşmak istiyorlardı. Ama Abdullah Gül kaybetti. Neden? Yetkisiz Cumhurbaşkanıydı. Ha yetkileri vardı ama başbakanlıkta da Recep Tayyip Erdoğan vardı. İsteseydi o günkü güçlü kadrolarıyla Abdullah Gül'ü yarım saat içinde Cumhurbaşkanlığı görevinden alır, Yüce Divan'a gönderebilirdi. Abdullah Gül de her zaman olduğu gibi korkak davrandı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi dilediği gibi yönetmesine izin verdi. Şimdi aynı Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan'ı en çok eleştirenlerin başında geliyor. Haksız mı? Yerden göğe kadar haklı. Yerden göğe kadar haklı ama Bağdat harap oldu. Bağdat harap oldu canlarım benim. Neyse geleyim artık be konuyu ama kafamda konuyu açıyor. Çünkü bugün az sonra size şimdi şuradan okuyacağım haber noktasına geliş sebebimiz aslında işte bu. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan'ın ben Cumhurbaşkanı olayım, ben Başbakan olayım kavgasından kaynaklanmıştır. O günlerde Bülent Arınç da Cumhurbaşkanı olmamalıydı. Cumhurbaşkanı olması gereken tek kişiydi o günlerde AKP kadroları içinde. Naçizane benim görüşüme göre yine Beyişli Bey'di. Olmadı, yapmadılar. Ülke perişan oldu. Neyse şimdi gelelim. Bakınız. Market tedbirleri genelgesi kapsamında zorunlu temel ihtiyaçlar hariç diğer ürünlerin satışı yasaklandı. Zorunlu ihtiyaçlar hariç. Bazı marketlerde hijyenik pet gibi menstrüel ürünlerin de satışının yapılmadığı görüldü. Peki pet zorunlu ihtiyaç maddesi midir? Günümüz şartlarında pet zorunlu ihtiyaç maddesidir. Yani kadınlarımız pet yerine başka bir şey kullanamaz mı? Ne bileyim işte. Kağıt havlu. Bunlar satılıyor galiba. Yasak değil bunlar. Bilebildiğim kadarıyla. Efendim bakınız. Bu bir kültür meselesi. Evet. İşte geleceğim nokta bu. Kültür meselesi. Ben Harputlu Azize isimli romanımı yazdığımda orada Azize genç kız. Evet bir Kürt aşiret ağasının, reisinin kızı. Bir Ermeni delikanlıya aşık oluyor. Çünkü o zamanın Harput'unda derler ki bana işte efendim o da Harput'ta Kürt yoktu da falan da filan da. Ya roman yazarı benim. Roman yazarı yazdı romanın tanrısı. Bunu defalarca binlerce kere söyledim. Allah Allah. İstersem oraya eski moda getirip koyarım kardeşim. Ben bir olay anlatmak istiyorum. Bu arada bunu da söyleyeyim bari. Azize aşırı bir baskı ve aşırı bir din bağnazlığı altında yetiştiriliyor. Amerikan Koleji'nde okumasına rağmen. İkiz kardeşi erkek. O da Amerikan Koleji'nde okuyor. Şimdi bakın şöyle bir olay anlatıyorum orada. Ayız olmak derler eskiler. Bir kızın ilk defa adet görmesi, regl olmasına eskiler ayız olmak derler. Ve biliyor musunuz? Bir genç kız annesine gelip ilk defa adet gördüğünü söylediğinde tokatlanır. Ben romanımda bunu anlatırım. Azize annesinden önce dertleşebilmekte rahat ettiği ninesine gider. Yani babasının anasına gider. Ayız olduğunu söyler. Ve okkalı bir şamar yer. Neden diye sorduğunda babaannesi der ki, ninesi der ki
böyledir. Bizde adet töreler budur. Kızların artık günah işleme yaşına girdikleri anlatılır. Günah işleme yaşına girdikleri anlatılır. Yani kız çocuğu günah işleme yaşına girdiğinden itibaren, yani ayız olduktan sonra, yani rehin olduktan sonra dayak yer. Ve Azize düşünür, düşündürtürüm ben Azize'ye. Oysa ondan çok kısa bir süre önce ikiz kardeşi Celal gece bir rüyasında cünüp olmuştur. Ya gece rüyasında tanımadığı, bildiği, tanıdığı neyse, yani bir kızla, bir kadınla münasebeti olmuştur, ilişkisi olmuştur ve cünüp olmuştur. Babası ve büyükleri hep tembihlemişlerdir. Aman oğlum bak, cünüp olursan mutlaka bildir, abdestsiz sokağa çıkma, çarpılırsın falan demişlerdir. Celal de gidip babasına anlatmıştır bunu, cünüp olduğunu. Ayız olduğu için büyük annesinden, babaannesinden, nenesinden okkalı bir şamar yiyen, sen artık çocuk doğuracak hale geldin, yani artık günaha girebilecek yaşa geldin diye denilerek dayak yiyen Azize'ye karşılık, cünüp olduğu için, yani artık günah işleyebilecek yaşa geldiği için Celal'e babası yeni bir takım urba alır, yani elbise alır. Be canlarım, be güzellerim, bu kültürden geliyoruz, bu kültürden. Ve Türkiye'yi şu anda bu kültür yönetiyor. Bu kültürün artıkları yönetiyor. Böyle. İstediğiniz kadar kızanlar kızsın, umurumda bile değil. Türkiye'yi ne yazık ki bu kültür artıkları yönetiyor. Bakınız, sadece İslam dini değil, bütün dinleri bu kafalar din olmaktan çıkarıp gelenekselleştirdiler. Evet, gelenek. Sonra? Gelenek dediğinde töre. Ya. Oradan buradan kulaktan dolma bazı hadisler, bazı ayetlerle İslam dinini perişan hale getirdiler. Kim yaptı bunu? Egemenler yaptı. Güçlüler yaptı. Neden yaptı? Tebaı, yani bugünkü tabirle halkı, tabi teba demek güçlünün, egemenin ya da Tanrı'nın, halifesinin kulu demektir. Hiç fark yoktur. Çünkü halife Tanrı adına yeryüzünde işlem yapmakta, yönetmektedir. O zaman Allah'ın kulu olan insan, birey, kadın, erkek fark etmez, o da halifenin kulu olmuştur. Tabii. Vekalet geçiyor çünkü. Ya canlarım, bu kültürle ülke yönetilebilir mi artık? Atatürk neden mücadele etti bu kültürle? Çünkü o kültürle muasır medeniyetler seviyesini yakalamamız mümkün değildi. Oysa Avrupa'da İslam, Hristiyanlık dini olağanüstü bir reformdan geçmişti. Müthiş. O nedenle Avrupa'ya baktığınız zaman Protestanlar, Anglikanlar, Kalvinistler falan, diğer Ortodokslardan da Katoliklerden de çok daha başarılı olmuşlardır. Çünkü dinlerinde reform yapmışlardır. Ama bugün gelip tekrar baktığınızda aralarında politikacılar birbirleriyle kavga etmek için yer arıyorlar. Bakın, Biontech aşısını alalım dediler. 900 milyon adet. Bu sefer Macron karşı çıktı. İşte burada ne giriyor devreye yine? İletişim giriyor, uzlaşma giriyor, yardımlaşma giriyor, paylaşma giriyor. Siyasetçi, Avrupa'daki siyasetçi de ben Merkel'e hayret ettim. Ama Merkel bir sorun çözer. Macron da bana göre zayıf, kişiliksiz. Hiçbir liderlik özelliği, yöneticilik özelliği olmayan bir politikacı canlarım benim. Ya. Evet. Hasılı kelam, FED satışları yasaklandı canlarım. Demek istiyorlar ki kadınlarımıza, yani ayız olma yaşına gelip geçmiş kadınlarımıza, ayız olmayın. Ayıp, günaha giriyorsunuz. Siz artık doğum yapabileceğinize göre çok büyük günahtır. Ya çocuk yapmak günahsa madem öyle, neden her tarafı çocukla doldurdunuz? Bir de biliyorsunuz değil mi? İslam'da bir kural daha var. Bu kural delirterek insanları çıldırtabilir. Modern insanları. Eğer bir erkekle kadın, karı koca, nikahlı ya da imam nikahlı fark etmez, seks yapacaklarsa o seksten mutlak surette çocuk olacak şekilde korunmamalı. Ve beklemeliler. Ne kadar? En az 2 ay beklemeliler kadının
hamile olup olmadığını öğrenmeliler. Ondan sonra bir daha yapmalılar bu işi. Yani her seks, her atış mutlaka tam isabet olmalı. Ya böyle rezillik olur mu çocuklar ya? Böyle rezillik olur mu canlarım benim ya? Hayır hayır, Kur'an'da böyle bir şey olduğuna hiç inanmıyorum ben. Bana hiç kimse evet Kur'an-ı Kerim'de böyle bir madde var demesin. Yalan söyler. Yok böyle bir şey ya. Ben okumadım hiç. Kur'an'ı, efendim, Kur'an'ı o kadar çok okumuş bir kişiyim ki övünmek gibi olmasın. Hayır, buna şahit mahit gerekmez. Okudum diyorsam okudum. İnanacaksınız. Lütfen inanın. Ben okumadım. Ben göremedim. Görememiş olabilirim belki de ama ben göremedim. Yok öyle bir şey. Ya. Pet satışı yasak. Başka daha ne diyeyim? Yani İmamoğlu'nun elleri arkada belinin üzerinde bağlanmış olarak bir türbe içinde yürümesini suç olarak kabul eden zihniyet, pet satışını yasaklayan zihniyettir. En az İmamoğlu'nu suçlayanların ayıbı kadar ayıptır. En az, bakın, hatta bu daha ayıptır da, hadi neyse ben yine de en az o kadar diyeyim. Bu ülkeyi bu zihniyetler yönetiyor ya. Geçecek be canlarım, geçecek ama ne yapalım ya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs önlemlerine ilişkin gençlere yaptığı açıklamada salgını tedbirlerle yeneceğiz. Tedbirlere uyarsak normal hayat yakınlaşır, bir süre daha fedakarlık gerekli dedi. Yorum yok. Sadece size çok kısa bir video izleteceğim. Evet, videonun esas olanı, kahramanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Buyuruz. Bakın, bir kongre yapıyoruz. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz. Ve Rize'de salon lebalep dolu. Şimdi canlarım, bu videodaki konuşmayı işittiniz değil mi? Bu sözleri söyleyen bir kişi, yeni ilk defa söylemiyor. Yani ilk defa gençlere söylemiyor bunu. Ya bin yıldır bunu söylüyor. Peki kendi uyguluyor mu? Hayır, uygulamıyor. Atalarımız neden söylemişler o güzel lafı? İmamın dediğini yap, yaptığını yapma. Abi bunlar, bu İslamcı kafa, bu İslamcı zihniyet, bu siyasal İslam, kesinlikle ve kesinlikle insanları sadece ve sadece yönlendirmeyi sever. Şunu yap. Sen de yap. Ben yapmam. Neden? Ben halifeyim. Yani halife derken yasal halife değil ama o kendini öyle görüyor. Halk da öyle görüyor. Onların seçmenleri de öyle görüyorlar. Halifemiz diyorlar. Peygamberimiz diyenler var ya. Yok mu? Geçtiğimiz günlerde keteci teyze demedim ya. Evime peygamber gelmiş gibi oldu diye. Hani bizim İmamoğlu'nun peşinden koştuğu keteci teyze. İşte o keteci teyzeler seçiyor. O Samsun Spor Başkanı vardı bir tane, hatırladınız mı? Süleyman Soylu önce tehdit etti. Ertesi gün doğduğu günden itibaren terörle mücadele eden kahraman. Abi bunlar. Bunların sayıları o kadar çok ki bunların seçtikleri de Türkiye'yi işte bu hale getiriyor. Kurtulacağız. Tabii kurtulacağız. Sakın merak etmeyin. Sakın endişeye kapılmayın. Bugün birileriniz diyorsunuz ki bana işte o öğlen konuşmasını verdiğim o zavallı yavrucuk. Neden ona kızmıyorsun? O da suçludur mi? Bana göre değil. Neden değil? Öyle yetiştirilmiş. Biat kültürüyle yetiştirilmiş. Büyüklerine ne derse dinlemiş. Canlarım, ben sizlere, gençlere bilhassa, 15-14 yaşından sonraki gençlere neden diyorum ki analarınızı, babalarınızı, amcalarınızı, dayılarınızı dinlemeyin diyorum. Diyorum, evet aynen söylüyorum ya, dinlemeyin ya. Ya ben kimlik sahibi, kişilik sahibi, karakter sahibi olabildiysem annecimin de babacımın da babaannecimin de dedelerimin, dayılarımın, amcalarımın hepsinde bana verdikleri özgürlük sayesindedir. Evet, ben onları kırmadan, incitmeden hayır demeyi öğrendiğim için kendimi övebilirim. Evet, kimlik sahibiyim, kişilik sahibiyim, karakter sahibiyim. Bana bugüne kadar hiç kimse danışmanlığını yaptığım başbakan
Tansu Çiller'in ya da AKP Doğru Yol Parti Genel Başkanı Tansu Çiller'in ya da bakanları falan filan yanlarında öyle ama falan durdum, bir tek kimse gösteremez bana. Bir tek Allah'ın kulu gösteremez. Ben bakanlarla da, o dönemin bakanlarıyla da isimlerle hitap ederdim. Ne zaman o bana memduh demişse sadece, ben de ona ismimle hitap etmişimdir daima. Ya o bana memduh diyorsa, Azile memduh diyorsa, ben de ona küçük ismimle hitap etmişimdir. O hakkı bana veren kendisi. Ha bana bey diye eklemişse benim adımdan sonrasında, ben de ona bey diye hitap etmişimdir sonrasında. Böyle yetiştik çünkü biz. Onun için diyorum ki gençler, çocuklar, annenizi babanızı sakın ola bilhassa bu tür konularda dinlemeyin. Yahu siz onlardan çok daha fazla bilgiye sahipsiniz. Analarınız babalarınız ne biliyor ya? Yani ne biliyorlar, sokakta şıktırpan çevirmişler, cicili oynamışlar. Bizim zamanımızda mektepler yalan, vallahi billahi yalan. Evet, bizim dönemimizin profesörleri profesör diyor. Bugün şehirler arası para ticareti yapmak, şehirler arası para transferi, gelir transferi yapmak için kurulmuş olan pek çok üniversitedeki İslamcı profesörler var. Adı profesör onların, kabul ediyorum. Ama bu yine de onların, oralarda okuyan çocukların, babaların, annelerinin o çocuklardan daha fazla bildiği anlamına gelmez. Yapmayın ya. Hepimiz, pek çoğumuz ya. Hadi biz, ben gibi 70'likler kendi kendimizi yetiştirdik, tamam mı? Ya bugün ben bakıyorum 45-50 yaşında bazı anne babalar bile 8-9 yaşındaki çocuklarına soruyor. Oğlum ya bu televizyon açılmıyor. Baba. Neyi biliyorsunuz ya? Bugünün yaşlıları neyi biliyor Allah aşkına ya? Ama Türkiye'yi bu hale işte o yaşlılar getirdiler. Onlar gidin bakın yaşlıların Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği, Bahçeli'ye verdiği oy her 100 yaşlının en az ikisini toplam AKP ve MHP'ye 80 lira. Evet. Gençleri bırakın. Gençler kendi kendilerine o kadar güzel karar alacaklar ki ben inanıyorum. Bu çocuğu onun için suçlamadım. Bu yavrucuk güzel, aklı başında bir çevrede yetişseydi ya da bu haliyle gelse, benimle bir ay geçse, bir ay bile ya benimle 5 gün geçse, 6 gün geçse, bu çocuk bambaşka şeyler düşünecektir. Geleceğini planlamaya başlayacaktır. Şimdi geçmişini planlamaya çalışıyor zavallı. Gördünüz neleri örnek veriyor. Ya neden? Çünkü vergi nedir bilmiyor ki. Öğrenmemiş ki annesinden babasından verginin ne olduğunu. Türkiye'deki otomobillerin üzerinde fabrika fiyatı çıkışının üzerine bir iki defa da vergi konulduğunu bilmiyor yavrucuk. Ben niye suçlayayım bu çocuğu ya? Bilmek zorunda mı? Hayır, bilmek zorunda da değil. Evet, şimdi salgını tedbirlerle yeneceğiz de Cumhurbaşkanı'na o örnek verdiğim çocuk tabii ki inanacak ama her 100 delikanlıdan 80'i hadi oradan diyecek. Sen lebalep dolu salonlarda kongreler yaptın. Türkiye'nin bu hale gelmesinin müsebbibi sensin. Yaptığın kongrelerdir diyecek. Başka? Sağlık Bakanı'nı, İçişleri Bakanı'nı ayıplıyor gençler. Hepsi dinliyoruz değil mi? Hep beraber görüyoruz. Bir sağlık bakanı var. Artık son dönemlerde neredeyse ağlayacak. Ve mübarek. Bugüne kadar kaç defa çıktın da Sayın Cumhurbaşkanım şu kongreleri iptal edin dedin. Kaç defa? Bir kere bile söylemedin kardeşim. Bir kere bile söylemedin. Şimdi diyorsun ki kimileri diyorsun içeriden belge çalarak. Siyaset yapıyorsunuz. Siyaset yapıyorsunuz. Deniz Baykal'ın özel hayatını niye bütün Türkiye'ye sundunuz? Niçin? Asıl belge çalmak o değil miydi? Adamın özel hayatıydı. Şimdiki muhalefet partileri ne yapıyor? Çin'le yapmadığımız ama yaptık dediğiniz anlaşmaların aslını kamuoyuna gösteriyorlar. Bunun neresi ayıp be? Görevleri. Sayın Sağlık Bakanı, istifa et kardeşim sen. Sen bir defa hemen istifa et ya. O Esma Sultan Vakfı'na bağlı hastaneyi nasıl ele geçirdiğini bütün Türkiye'ye yakında herhalde büyük ihtimalle öğrenecek. Ve o hastaneden sonraki diğer hastaneleri, o devasa üniversitenin sahibi nasıl oldun? Nasıl oldun ya? Nasıl oldun be? He? 8 sene içinde? Beni konuşturma şimdi. Bu dönem bitecek. Yargılanacakların en başında geliyorsun Sayın Sağlık Bakanı. Ve sen Sayın Süleyman söylüyorsun. Bak kardeşim Süleyman. Bak sana Süleyman derim biliyorsun.
Bak bakan da olsan benim için Süleyman'sın sen. Bak kardeşim, bu dönem geçecek. Çok ağır yargılanacaksın. Bak çok ağır ceza mahkemelerinde yargılanacaksın Süleyman. Evet, her şey değişecek. Belki yırtarım mırtarım, yok. Yani mecliste yırtacağını düşünüyorsan zaten önümüzdeki seçimlerde kesinlikle muhalefet partilerinin milletvekili sayısı AKP ve MHP'nin milletvekili sayısından en az 150 milletvekili fazla olacak. Aha şurayı yazıyorum. En az 150 milletvekili. Ya görüşeceğiz. O zaman hepinizi göreceğim ben. Siz de sorumlusunuz kardeşim. Bugünkü dramadan, yaşadığımız bu trajediden siz de sorumlusunuz. Neden? Cumhurbaşkanınızı uyarmadığınız için. Canlarım, hayvan alemini, Orwell'ın hayvan alemini okuyanlarınız mutlaka vardır. Orada ne derdi domuzun yardımcıları, işbirlikçileri? Büyük reisimiz ne derse bize onu yaparız. Onun talimatlarını yaptık. Domuzlar bile, domuzlar. Güzel bir şey yaparlarsa hemen baş domuzun emri de yaptıklarını söylerlerdi. Bunlar o baş domuzdan, o çizgi romandaki domuzlardan ya da diğer işbirlikçilerden ne farkı var canlarım? Ne farkı var? Bakan dediğimiz ne diyor gazetecilere? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla be mübarekler. Kendi bakanlığınıza, kendi ürününüzü satarken de Sayın Cumhurbaşkanı talimat verdi demek ki. Demek ki verdi. Çişe giderken Cumhurbaşkanı'na soran, kaka yaparken Cumhurbaşkanı'na soran bir bakan herhalde devleti soyarken de Cumhurbaşkanı'ndan talimat almıştır. Ben öyle düşünürüm. Ben öyle bakarım oraya. Bakma derseniz bakarım. Çünkü her şey ortada. Ya canlarım, daha başka ne anlatayım ya? Bu gece müsaade ederseniz burada keseyim. Ama unutmayın, bütün bu günler geçecek, geçmek zorunda. Bana sorulan soru hep şuydu: dede neden Biden'ı destekliyorsun? Dünyada çürümek üzere olan, ölmek üzere olan demokrasiyi kurtarabilecek tek lider olarak onu gördüğüm için. Almanya'nın başına kim gelirse gelsin, Merkel iyi bir liderdi bana göre. Devletini seven, aklı başında bir hanımefendiydi. Ama kim gelirse gelsin, bu tür devletlerin dünya demokrasilerini kurtarma güçleri yok. Bakın Almanya Türkiye'deki demokrasinin, hukukun ne halde olduğunu bildiği halde sırf Suriyeli göçmenleri göndeririz korkusundan Türkiye'de insan haklarıyla hiç ilgilenmiyor. Hukuksuzluklara bakmıyor bile. Değil mi? Öyle. Bunu söylüyorum uzun zamandır. Kimin? Diyebilirsin ki ama dede Biden de bakmazsa. Biden bakmaz. Ama öyle bir sistem, öyle bir düzen getirir ki bütün dünya devletlerine bunu neyle yapar? Uzlaşarak yapacak, göreceksiniz. Paylaşarak yapacak, evet evet. İletişim kuracak, yardımlaşacak bilmem ne, fakat en sonunda buna uymayanların üzerine silah milah değil, hayır ben zannetmiyorum. Bugün haberler var. NATO toplantısı yapılacakmış da tatbikat yapılacakmış da Yunanistan'a sınıra silah yığılıyormuş. Yahu o toplantıda biz de varız. O tatbikatlara biz de katılacağız. Gerek yok böyle şeylere. Gerek yok böyle şeylere. Bunları panik havası yapmayın ya. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Recep Tayyip Erdoğan değil, kim gelirse gelsin NATO'dan çıkamaz. NATO'dan çıkmaya kalksanız bugünkü mevcut silah envanterini 25 senede yapamazsınız. 25 senede. Yani silahsız kalırsınız. İşte o zaman hızlı tehlike başlar. Ya korkmayın. Sakın korkmayın. Ha, peki ben neden kötü olacak diyorum bazı konulara, ama bakın hep kötü olur olacak demiyorum. Eğer bu olmazsa felaketi yaşayacağız diyorum. Peki benim dediklerim mi olacak? Benim dediklerimin olacağını görüyorsunuz. 2,5 yıldır ya Recep Tayyip Erdoğan değişecek, Recep Tayyip Erdoğan'ı değiştirecekler diyerek gelmiyor muyum? İsterseniz bir gün o videomu çıkarayım. O videoyu yeniden yayınlayayım canlarım. Evet arayayım, var videoyu bulabilirim sanıyorum en azından. Yayınlayayım. 2 sene ya da 2,5 sene önce çekmişim. Ya Erdoğan değişecek ya Erdoğan'ı değiştirecekler. Yani 3-5 bin kişi izlemiş. O zaman yoktuk zaten. Sayımız çok azdı. Ama bunu niye söylemiştim? Tecrübe. Tecrübe. Yok ben kahin falan değilim ama tecrübe. Ve Erdoğan direndi değişmemek için en son noktaya geldi. Canlarım 2023'e kadar değil artık.
en geç önümüzdeki 4-5 ay içinde Erdoğan'daki muhteşem değişikliği hep birlikte yaşayacağız. Ya değişmezse batacağız. Hep birlikte batacağız ama. E ne yapayım? Elle gelen düğün bayramı abi. Ben yine, ben de benim gibi çok milyonlarca insan öyle ya da böyle bu bahtelerin altından kalkacağız. Ama olan AKP'ye oy veren, bugüne kadar AKP'ye oy veren kırsal kesime olacak. O çiftçilere, tarım üreticilerine olacak. O da bu yaşadıkları, bu çektikleri hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Ya Tayyip Erdoğan o çiftçiye, Mersin'in çiftçiye ananı da al git dediği zaman bir tane çiftçinin sesi çıktı mı? Birisi o genç adamın yanında durdu mu? Hayır, durmadı. O nedenle sakın kusura bakmayın. Tarım üreticilerinin yaşadıklarını ibretle, acıyla izliyorum ama mutlaka da açık yüreklilikle her yerde, her yerde, herkesin yanında bunlar bunu hak ettiler diyorum. Çünkü bu hükümeti başımıza saranların en başında tarım üreticileri geliyor. Başka? Benim gibi emekliler geliyor. Benim gibi emekliler geliyor. Evet. Emekliler sardı. Bakın büyük şehirlerde, yani metropol olan şehirlerde CHP ile İyi Parti kazandı değil mi belediyeleri? Peki nerelerde kaybediyor muhalefet partileri ya da AKP ve MHP nerelerde en yüksek oy alıyorlar? Kırsal. Taşra kasabalarında, taşra şehirlerinde, Orta Anadolu'da. Bilhassa Sevr Anlaşması ile Osmanlı'ya bırakılan o Konya, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ankara falan. Ankara'yı artık şimdi tamam ama belediye olarak kazandı. Yine yarın belki seçim olsa Ankara'da yine AKP MHP kazanabilir. Genel seçim, yerel seçim değil. Canlarım, bunları kimseyi üzmek, incitmek için söylemiyorum. Ama bunlar gerçekler. Bu gerçekleri kabul etmezsek Türkiye'nin geleceğini planlayamayız. Canlarım, planlayamayız. Türkiye'nin geleceğini planlamamız için muhalefette kalan şu anda AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, hatta tabii Doğu Perinçek'in partisi hariç diğer bütün partilere ben sıcak gözle bakıyorum. Ben öyle bakıyorum. Siz de bakın demiyorum. Ben öyle bakıyorum. Çünkü o partiler aralarında her türlü kişisel itirazı sağa sola kenara bırakmalılar. Yani yeni Mesut Yılmazlara, yeni Tansu Çillerlere, yeni Erbakanlara ihtiyacımız yok. Hatta tahammülümüz yok. Muhalefetteki partilerin liderleri, siyasi yönetim kadroları birbirleriyle iletişim kurmak zorundalar. Birbirleriyle yardımlaşmak zorundalar. Birbirleriyle uzlaşmak zorundalar. Birbirleriyle ülkemizin bütün kaynaklarını yönetme amacıyla paylaşma, açık olmak zorundalar. Bütün halk için ama kendini oy vermeyenler için de. Ya olmazlarsa? Olmazlarsa ne anayasa dinler Erdoğan, Bahçeli ikilisi, ne kanun dinler, ne yüksek seçim kurulu dinler. Basar gider bir 5 sene daha. Arkasından bir 5 sene daha Tanrı ömür verirse. Bana ne? Vallahi bana ne? Bakın yemin ediyorum ondan sonra da ben Recep Tayyip Erdoğan'la olur. Bugün Türkiye'yi Recep Tayyip Erdoğan yönetmesi için adeta yırtılan bu liderlerin hepsine kavga ederim. Tabii Tayyip Bey'le de kavga ederim o ayrı. Ama yanında alırım adamı ya. Ne yapayım artık ya derim. Bunlar müstahaklar ya. Şimdilik iyi gidiyor. Ha şimdilik harika. Hele geçen gün biliyorsunuz alkışladım. Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamolla, Gültekin, Uysal. Gayet iyi. Onlarda gördüğüm tek bir hasar var benim şimdilik. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve HDP'ye koydukları mesafe. Yahu gerek yok ya. Yahu gerek yok yahu. Gerek yok. Bir fetret devrinden geçiyoruz. Bırakın birbiriniz yemeği. Seçmene anlatırsanız anlar. Çünkü şu anda seçmen sizlerin arasında çıkacak kavgadan korkuyor. Birbirinizle uzlaşmanızdan değil. Şu anda Türkiye'deki 100 seçmenden asgari 70'i ya yeter artık bir araya gelin diyor. HDP ile de kavga etmeyin diyor. Ya yetmeyin ya. İddia ediyorum bugünkü siyasi muhalefetteki siyasi partiler HDP ile de ittifak değil. HDP ile de iletişim kursunlar. İletişim kursunlar. Yardımlaşmayı onlarla da yapsınlar uzlaşmaları.
seçmenden alkış alacaklar, alkış. Çünkü bitti millet, çürüdü millet. Artık görmüyor musunuz ya? E görmüyorsanız ben ne yapayım ya? Aa, azgınlıktan mı korkuyorsunuz? Korkmayın, makul çoğunluğun yanında olun. Ey siyasi parti liderleri, makul çoğunluğun yanında olmak demek HDP'yi dışlamamak demek. HDP o zaman ondan sonra zaten o da terörle arasına mesafe koymak zorunda kalacak. Neden? E ne anlatacak? Şimdi anlatacağı çok şey var. Bize sadece AKP ile MHP değil, bize diğerleri de gıcık diyecekler. Ya yapmayın ya, yapmayın ya. Yanlış yaptığınızı gördükçe delirecek gibi oluyorum ya. Canlarım ne olur kusura bakmayın. Heyecanımı mazur görün. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.